Selim hazır, bizi bekliyor. Kadıköy'e bir gidelim bakalım. Ahmet Selim Kul, merhaba. Merhabalar Melike Çelik. Ülker Stadyumundan herkese bir kez daha selamlar. Fenerbahçe bu akşam Maribor'u konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nde eleme turları devam ediyor. Zimru ilk turda toplamda 9-0'la geçmişti Sarı Lacivertliler. Bu akşam da Maribor'u ilk maçta yine farklı bir skor olarak turu burada bitirmek, ikinci maça biraz daha rahat çıkmak istiyor Sarı Lacivertliler. Tabii lig de başlıyor bir yandan. Bu yüzden kadroda farklı tercihler görebileceğiz. Fenerbahçe uzun bir süre 3 günde bir maç temposunda devam edecek. Aslında sadece Fenerbahçe değil, Avrupa'da mücadele eden tüm takımlarımız 3 günde bir maç temposuyla devam edecek. Bu yüzden rotasyonlar da göreceğiz. Bu anlamda bu akşam kadroda biraz farklı tercihler, yani beklentilerin aksine farklı tercihler. Yoksa as oyuncu, yedek oyuncu kavramı henüz çok fazla oluşmadı ama bu anlamda biraz farklı diziliş, farklı tercihler görebiliriz. Kadroyu hemen aktaralım bu kadar bahsetmişken. Muhtemel 11'i kalede Altay Bayındır'ın forma giymesini bekliyoruz Fenerbahçe'de. Defans hattında dörtlü bir diziliş. Sağ bekte Osay Samuel, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, stoperde Bekan'ın bugün ilk kez sarı lacivertli formayla sahaya çıkmasını bekliyoruz. Partnerinin ise Luan Perez olma ihtimali yüksek. Orta sahada İsmail Zayt ikilisi, ki Zayt da geçtiğimiz hafta sözleşme yenilemesini gerçekleştirmiş ve kulübe dönmüştü. O da ilk kez forma giyecek. Hücum hattında ise sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Joshua King, merkezde Tadiç ve forvette de Dzeko ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. İsmail Kartal'ın forvette Batshuayi'yi görebiliriz. Defansta yine beklerde dediğim gibi pazar günü oynanacak Gaziantep maçını da hesaba katarak farklı tercihler görebiliriz ama bu şekilde bir kadro ile çıkmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin sahaya. Tabii maç hareketli. Bugün yine 35 bin civarında taraftarın tribünlerde olmasını bekliyoruz. Stat etrafındaki hareketlilik maça henüz 4 saat olmasına rağmen, hafta içi olmasına rağmen arttı ama Fenerbahçe'de transfer gündemi de alev alev yanıyor. Yani sürekli bir yandan telefondayız. Telefon trafiği devam ediyor. Bir önceki bağlantıda saat 3'te Fred gelişmesini paylaşmıştık. İlk olarak İtalyan basını bu iddiayı ortaya attı. Fenerbahçe Fred konusunda oldukça ciddi bir şekilde Manchester United'la görüşmelerini sürdürüyor ama tabii ki farklı kulüpler de yine daha önce adı geçmişti. Galatasaray'la da adı geçmişti Fred'in. Ama şu anda Fenerbahçe bu transferi bitirmek için İngiltere'de yoğun bir mesai harcıyor. Manchester United'da 20 milyon eurodan başlayan pazarlıklar neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. Biraz daha bu rakamları aşağıya çekmek istiyor Fenerbahçe. Bir yandan Fred'le sözleşme şartlarını netleştirmeye çalışıyor. Fenerbahçe bu transferi kısa süre içerisinde biriktiriyor. Yine bir iki gündür temasların olduğu, görüşmelerin olduğu bir diğer isim de Ndombele. Ya Ndombele ismini aslında uzun süredir yayınlarda transfere dair isimleri paylaşırken hep şöyle anlatıyorduk. Çok önemli bir isim. Geçtiğimiz yıl Napoli'de geçirdi. Tottenham oyuncusu. Önemli bir transfer. Bir kenarda dursun hep diyorduk. Aslında son iki günde Ndombele ile ilgili de temaslar gerçekleşti. Ama şu anda en azından benim öğrenebildiğim kadarıyla Fred konusu çok sıcak. Çok daha taze ve Fenerbahçe Fred transferini bitirmek için yoğun bir çaba gösteriyor. Dediğimiz gibi Ndombele konusu da Fenerbahçe'nin İngiltere'deki bir diğer adayı. Dün Ndidi'den bahsetmiştik. Ndidi Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Bu ihtimali Fenerbahçe bazı girişimler yapmış olmasına rağmen çok sıcak bakmadı. Bu yüzden şu anda Fred ismi ön planda, Ndombele ismi de masada. Fenerbahçe bugün yarın bu işi bitirmeyi hedefliyor ama tabii ki zor isimler, büyük isimler, bu yüzden süreç uzayabilir. Tabii ki kaleci transferinden bahsetmiştik zaten, dün yine anlattık. Livakovic konusunda Fenerbahçe artık mutlu sona ulaşmaya daha yakın olduğunu belirttik. Bu eleme maçlarının ardından gelmesini beklediğimizi ifade ettik. Yine Cengiz Ünder konusunda da, farklı kanat oyuncuları konusunda da sıcak saatler, hareketli saatler. Özetle Fenerbahçe geçtiğimiz hafta frene bastı demiştik. Geçtiğimiz haftalarda, bundan önceki iki hafta böyle daha yavaşladığını ifade etmiştik. Bu hafta başından itibaren de hızlanacağını belirtmiştik sürecin. Şu anda sıcak saatler yaşanıyor. Fenerbahçe'nin transfer ekibi tamamen yurt dışında. Hatta İngiltere'de Selahattin Baki transferle ilgileniyor, Okan Öztürk ilgileniyor, Mario Branco ilgileniyor. Hepsi birden bu transferi bitirmek için orada yoğun çaba gösteriyorlar. Yani süre vermek, bir beklentiye sokmak istemiyorum ama
dediğim gibi her anda bu süreçte final aşamalarına gelinebilir. Çünkü oldukça aktif görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu şekilde Melike transfer gündeminde özetlemiş olduk. Sözü de notlarımızı tamamlayarak tekrar sana bırakalım. Selim, bir sorum daha olacak sana. Arda Güler'le ilgili ameliyat olacak. Bir sakatlık geçirmişti zaten. Bu konuyla ilgili de ayrıntıları alalım. Senden izleyicilerimiz de yazıyorlar, çok merak ediyorlar. Evet, tabii gündem çok fazla olunca Arda Güler'le ilgili gelişmeyi de unuttuk. Arda Güler'in bir menisküs problemi vardı. Fenerbahçe'de başlayan bir menisküs problemi vardı. Amerika kampında, Real Madrid'in Amerika kampında bu bölgede yeniden bir zorlanma oldu ve Arda önce bir tedavi süreci gördü. Önce bir oraya hücre takviyesi yapıldı, çeşitli tedaviler denildi. Ameliyata çok gitmek istemedi açıkçası Arda Güler ama şu anda en doğru çözümün ameliyat olduğu. Real Madrid sağlık ekibi bu konuda çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyor gerçekten ve en nihayetinde geldiğimiz noktada artık bu sorunu tamamen ortadan kaldırma niyetiyle ameliyata karar verilmiş durumda. Arda Güler bizim yıldızımız, göz bebeğimiz, Real Madrid kariyerinde böyle bir ameliyatla başlamış olacak ama şunu da söyleyeyim, 6 haftalıkta bir rehabilitasyon süreci olacak. Yaklaşık 1,5 aylık bir rehabilitasyon süreci olacak Arda Güler'in ameliyatı sonrasında. Ardından da dileğimiz o ki en güçlü şekilde, en hızlı şekilde bu durumu atlatarak geri dönmesi. Ancelotti özellikle bu noktada şunu ifade etti: Arda'nın tam anlamıyla iyileşmesi istediğini belirtti ve planlarında düşündüğü için Arda'nın bir an önce en hızlı şekilde, en sağlıklı şekilde süreci tamamlayıp takıma katılmasını istedi. Bu yüzden de ameliyat olacak Arda. Kısa bugün, yarın ameliyat olacak ve 6 haftalıkta bir rehabilitasyon süreci olacak Melike. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selimkul. Kolay gelsin. Yine akşam saatlerinde gelişmeler oldukça Selim'e gideceğiz ve onunla maçla ilgili notlarını soracağız. Saatler yaklaştıkça tabii ki daha sık olacak bağlantılarımız. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim Arda Güler'e. Evet. Yani maalesef hani biz diyoruz ya bunu, işte transfer güzel ama sakatlık vermesin Allah böyle diyor. Allah beterinden saklasın. Evet. Allah korusun. Evet, evet. Bağ olsa evet, çapraz bağ, eyvah. Olsun. 10 ay. 8 ay, 10 yine ay. Yine bu minimum, telafisi olan bir şey. Yani bu ya minüsküs, eskiden bizim zamanımızda Melike minüsküs vardı. Başka bir çapraz bağ falan ben hiç hatırlamıyorum. Değil mi? Minüsküsten futbol minüsküs bırakılıyorlardı ya. Değil mi hocam? Yani sizin yok ya, bir ameliyat olurdu. Kumda koşardık falan filan. Ben gerçi şeytan kulağını kurşun, bana bir şey olmadı ha. O yönden de. Arkadaşlarımız hemen işte bir ağırlıkta kumda koşarlardı. Giderdi. En ağır tamam. Sakatlık şeydi yani öyle. Yani minüsküstü. Şimdi artık bu 6 hafta sonra belki de futbol oynayacak duruma bile gelir. Daha erken bile. Erken tabii ya, geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın. Nazar değdi. Evet. Nazarlık olsun. Bu. Nazarlık olsun, doğru. Evet, geçer, nazarlık geçer olsun inşallah. Kısa süreli. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce bir Chamberlain'le ilgili de söyleyeceklerim var. Onları alalım. Chamberlain, bir de Fenerbahçe'yle ilgili evet, duyduğum bir şey var. Onu da söyleyeyim. Chamberlain İstanbul'a geldi. Ama sağlık kurulu tarafından henüz tam böyle bir detaylı bir şey yapılmadı. Yani daha doğrusu hiçbir şey yapılmadı. Çünkü Beşiktaş Bakü'de döndükten sonra büyük ihtimalle yarın bir sağlık kontrolünden geçirilecek. Eğer bir problemi yoksa Beşiktaş anlaşacak Chamberlain'le. Bakıldığı zaman bence iyi transfer olursa. Çünkü ama geçmişte ard arda sakatlıkları olan biraz riskli bir oyuncuya benziyor. Ama eğer, kaliteli. Kaliteli, çok, çok kaliteli. Çok eğer kaliteli. Olumlu olursa ben Beşiktaş'a evet, çok büyük iş yapar diye düşünüyorum. Yani çok şeyler katar diye düşünüyorum ama... Tabii sağlık kurulunun vereceği rapor önemli. Onu en çok o merak Beşiktaş ediliyor. Onu bekliyor, evet. Onu bekliyor. Bir de şeyi bekliyor Melike. Mesela yani bunun profesyonel yaşantısı nasıl? Mesela Delali gelirken dediler ki profesyonel yaşantısı yok falan filan, bir sürü şeyler söylediler ve doğru çıktı. Şimdi bununla ilgili öyle bir şey yoksa bunlar yani düzelir. Sağlığı da yerine gelir. Fazla sakatlığı yoksa bundan sonra daha güçlenir. Ve çok faydalı bir futbolcu olur. İnşallah şu anda bir şey yoktur yani. İnşallah bir yok, de profesyonel tabii. Profesyonel yaşantısı nasıl? En çok merak ettim. Onu bilmek lazım, doğru. Evli mi acaba? Evliyse daha bir onları düzgün araştırmak lazım. Ya şey olur yani, yaşantısı olur. Bekarsa burada eyvah. Yani biraz sıkıntı. Şey burada İstanbul tam 7/24 biliyorsun her taraf açık. Yani bu şöyle bir de yanında çete böyle oluştu. Çete derken ekibi kuruyorlar. 4-5 kişi. Bravo. Hala var o. Öyle evet, var, öyle bir gece yani gezmeli var. Olsa sıkıntı ama isim olarak baktığınızda iyi oyuncu. Yani evet, iyi bir transfer yapmış olur Beşiktaş alırsa. Hadi inşallah.
inşallah. Vallahi onun dışında bir de Fenerbahçe'den evet, bir şey söyleyeyim. Batshuayi eğer satılırsa Leverkusen'de oynayan Sardar Azmon var. Forvet, santrofor. Türkmen, İran, yanılmıyorsam İran vatandaşı, Türkmen asıllı. Acaba o mavi kart diyorlar ya, ona bir uydurabilirse Fenerbahçe, iyi bir oyuncu. Öyle bir düşüncesi varmış, onu da söyleyelim. Serdar Azmon daha önce de gündeme gelmişti. Bir ara gelmişti evet. Sanki. Üç tane Serdar mı olacak? Üç tane Serdar. Ha? Serdar bir, Serdar iki, Serdar üç, Füzü Serdar. Üç tane. Üçten öyle vardı. Füzü Mehmet vardı. Mehmet bir, Mehmet iki, Mehmet üç. Sonra baktılar Mehmet dört yok, Füzü Mehmet dediler. İyi de küçük şut atardı. Koyuyorlardı. Büyük, küçük. Yok evet. Bu şeyde Göztepe'de öyleydi. Buradan selam gönderelim onlara ya, Mehmetlere. Buradan bütün Göztepe'lilere. Doğru. Doğru hocam. Peki şimdi Galatasaray'a geçeceğim. Galatasaray'da Taylan Antalyalı hem Samsun Spor'a kiralandı hem de sözleşmesi uzatıldı. Bir haberimizi izleyelim.